Evet kıymetli dostlar. 21 Mart 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle kanalımıza son dönemdeki çok ciddi desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen eksiltmeyin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yorum olarak destek veren arkadaşlarımız var. O kadar çok yorum var ki hepsini gördük manasında nokta atıp geçiyoruz. Demeyin ki ya bunlar da ben adam yerine koymuyor arkadaş. Ben yorum yazıyorum. Cevap vermiyor. Nokta atıp geçiyor. Demeyin. Cevapları videonun içinde zaten veriyorum. Yani merak etmeyin. Oraya yazdığınız yorumlar aklımın bir tarafına yazılıyor. Kazınıyor. Ben onlara cevabı veriyorum. Sevgili arkadaşlar sadece yorumunuza cevabı, hani gördüğümüzü belirtmek için nokta atıyoruz. Bunu bilin. Ee, şimdi ben hızlı bir şekilde dünün gündemini konuşacağım. Daha doğrusu son dönemdeki gündemde. TFF yaşanan olaylarla ilgili sürpriz PFDK kararları diyor. TFF PFDK kararları arkadaşlar sonraya kaldı. Önümüzdeki haftaya kaldı. Bu haftaya yetişmedi çünkü Perşembe günü cezalar açıklanır. Yani bugün açıklanması gerekiyor. E, dün ya da salı günü yetişmesi lazımdı. Yetişmedi. Şimdi şunu asla unutmayın. Küçük olaylar, küçük cezalar küçük mahkemelerde verilir. Büyük olaylar, büyük cezalar büyük mahkemelerde verilir. O yüzden 2 Nisan'dan sonra vereceklerim işte falan filan vermezseniz adam değilsiniz. Artık iş çığırından çıktı. Euro 2020'de katılacak sonuç takım belli oluyor demiş. Bunlardan birisi Edincekon'un ve KUR'un için olduğu istersekt olabilir. TFF Süper Kupa için oylama yapacak diyor. Arkadaşlar Süper Kupa e, için dün oylama yapıldı. Normalde ertelendi Süper Kupa. Ama Fenerbahçe Süper Kupa'ya çıkmayacağını belirtti. Yani biz 2 Nisan'da karar alacağız. Süper Kupa'ya da çıkmayacağız dedi. O yüzden Yusuf Yusuf çekiyorlar. Tara e, takımımızdan taraftara söz Trabzonspor galibiyetinin ardından <laughs> Fenerbahçe takımı da elinden geleni yapacağını söyledi. Ve zaten elinden geleni de yapıyorlar. Yurtdışı dışı basınla açıklamaları var. Onu şimdi konuşmayacağım burada. Başka yerde konuşacağım. Gürcan Bilgiç satranç blöf gibi bir şey asla yok diyor arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı ayrı haberler. Hani aklımda kaldığı kadarını konuşuyorum. Atladığım birkaç cümle olursa da sonra bana demeyin. Hocam niye cümle atladın demeyin. Ben daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar kısa kısa hani sizlere sıkmadan e, bunaltmadan bir an önce yapmak istiyorum. Bir an önce konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Gürcan Bilgiç diyor ki herkes diyor blöf olduğunu zannediyor falan filan diyor. Yani e, blöf falan değil diyor. Blöf falan değil arkadaşlar zaten. Anlatabiliyor muyum? Blöf değil. Zaten bunu da herkes <laughs> artık anlamıştır diye düşünüyorum. Ve millet Yusuf Yusuf çekmeye başladı. Böyle devam etsinler. Gerçekten böyle devam etsinler. Biz bize yeteriz. Bak 63 bin, 65 bin 100 küsür olduk. Daha da artacağımıza inanıyorum ben. Fenerbahçe taraftar sadece Fenerbahçe kanallarına abone olur. Bu 65 bin değil de 650 bin olur. Öbürü 650 bin olur. Öbürü 300 bin olur. Biz bizi izleriz. Bizim birbirimize destek olduğumuzu görüp rakip takımların kanallarını izlemediğimizi görünce kuduracaklar. Youtube'da bile çok ciddi kayıplar olacak. Merak etmeyin. Olimpiyakos'ta flash haber diyor. O şimdinin haberi değil. Onu diğer videoda konuşuruz. Alişen konuştu. Bu işler yeni işler değil demiş. Alişen'in konuşmasından haberim yok ama bu işler yeni işler değil zaten. Bu işlere dair birçok video görmüşsünüzdür sosyal medyada. Yani yılların birikimi arkadaşlar. Ee, başka? Bakanlık Trabzonspor maçı için harekete geç demiş. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Fenerbahçe'yi terörist ilan edin. Trabzonspor'u masum ilan edin. Bitsin. Hiç gerek yok. İçişleri Bakanlığı'ndan 5 kişilik heyet Trabzon'daki maç için görevlendirildi. Mesela ben cevap veremiyorum. Siz bana cevap verin. Ne demek böyle bir maçta çevik kuvvetin olmaması? Ne demek böyle bir maçta polis kordonunun olmaması? Ben Trabzon'a herhangi bir ceza vereceklerini zannetmiyorum. 3 kişi, 5 kişi tutuklanmış falan. Yani bilmiyorum. Nasıl bir tutuklama? Ne için tutuklama? Belki de zaten yakalama kararı vardı. Ben bilemem. Böyle bir maç için hiç kimse tutuklayacaklarını da zannetmiyorum. Çünkü bu kadar konuşmak, bu kadar rahat konuşmak gerçekten de bak ben anlamıyorum yani. Trabzonspor'un gerek yönetiminden gerek bazı taraftarından o kadar rahat cümleler duyuyorsunuz ki arkadaşlar. Sanki arkasına devleti şey devlet diyorum arkasına çok ciddi güçleri almışlar. Hadi hodri meydandan verin bize verebiliyorsanız Derecesine iş yapıyorlar. Ya sosyal medyada bir tanesini gördüm diyor ki keşke diyor otobüsünüz kurşunlanmasaydı diyor beyninizde girseydi o kurşun diyor. Bu cümleyi yazabiliyor ve eminim hiçbir ceza almayacak. Devam edin abi. Geçen sene namlunun ucunda silah, tüfeğin ucunda Fenerbahçe'nin simgesi Kanarya'yı koymadılar mı? Tüfeğe ceza aldılar mı? Şimdi bana diyorlar ki sen o sayı Samuel'in posterini paylaştın şiddeti mi şey yapıyorsun? Sen koskoca statta tüfeği koydun. Benimki şiddet, seninki ölüm. O nasıl olacak? Atilla Gökçe demiş ki Süper Lig maçlarını durduralım. <laughs> Yetmemiş arkadaşlar. Diyor ki maçları durdurun 3 puanı silin diyor. 3 puanı silin. Kimin 3 puanı silin? Şiddete ruhsat çıkarıyor demiş. Korkak ve suskun tanıklıklar cezalandırıyor tarih falan filan. Geç. <laughs> Ey yamcılığın örneği. Kulüpler Birliği mesela Fenerbahçeli futbolcular saldırıya uğradı şiddete hedef oldu. Sessiz bir tavır sürdürüyor. Al sana eyyam diyor. Barbarlığa teslim oluyorlar. FIFA kokartı el takemlerimiz kıyametin kopmaması için tatil etmesi gereken maçı oynatıyor. Maçları durduralım. Başa dönelim. Boşuna sevmişiz, sevmişiz futbolu. Süper Lig maçlarını durduralım. Bu yıl oynanmamış sayalım. Her takımdan sembolik 3'er puan silelim diyor. Mantıklı. Galatasaray'dan 30 puan silelim yalnız. Karanlığı yakalım diyor. Geçiniz. Ben daha başka yere gireceğim şimdi. Ali Koca camiadan ciddi bir destek var. 7 kişi adliyeye sevk edildi diyor. Tutuklananların olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. TFF'de istifa var. TFF yönetiminde istifa var ki e, Talat Papat diye arkadaşlar yönetim kurulu e, TFF birincilik kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Bir şeyi çok merak ediyorum. Sizce Talat Papatya niye istifa etti? <laughs> Fenerbahçe çekilecek ya ligden. Birinci lige düşecek ya ondan. Siz öyle sanın. Siz öyle sanın. Ya istifa nedenini açıklamış. Genel ve sorumlu alanındaki işte işteki işte, aksaklıkların giderilmemesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum demiş. Gene yani 14 Mart 2024 itibariyle istifa etmiş. Yani yeni istifa etmemiş. Görev sürecim boyunca falan filan. Siz yakında federasyondaki asıl istifaları görün. Ali Yerlikaya olayla ilgili açıklamada bulunmuş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Şimdi onu da uzun uza diye konuşmayacağım. Sadece dilde yazıda kalmasın falan filan. Sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla ilgili ilk dakikalarda diyor. Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. izlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Artık bunu sahalarda görmek istemediğimiz görüntüler falan filan. Geçiniz. Gerçekten geçeriz. Umursamıyorum yani. Şanlıurfa Spor Başkanı bize 6 Nisan'da oynanacak dediler demiş. Sizi kandırmışlar. Buraya kadar konuştuk. Şimdi Twitter'a geçiyorum. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçını Galatasaray Pasoligi olan 2049 kişi tribinden takip etmiş. Master Haber TV'nin haberi. 1. Max GSL arkadaşlar. Zeka sınırı, zeka kapasitesi sıfırın altında olan arkadaşlar. Beyinsiz arkadaşlar. Görme engelli arkadaşlar. Paylaştığım şeyde altta kocaman bir şekilde kaynak yazıyor zaten. Master Haber TV diye. Asya'daki yorumları görseniz. Kaynak ne? Nereden ürettin bunu? Dangalan bir yazmış işte orada diyor Pasolik diyor adını soyadını diyor çıkartmış koymuşsun diyor ceza yiyeceksin bundan diyor kimlikle şifre etmişsin o kadar hakimler ki bir tane Pasolik fotosu koy sonra algı yap sizin iktidar çomarlarından daha trolsünüz diyor iktidarın çomarları varmış ee, bu arkadaş belirtiyor hani iktidarın köpekleri varmış Kasımpaşa maçında Fenerbahçe söylüyordunuz diyor yani kas eee iktidarın tutanlara çomar diyor arkadaş bu arkadaş. Fikrimiz DGSMDI kod e, şeyle kullanıcı isimli arkadaş. Kasımpaşa maçında yaklaşık 5000 Fenerbahçeli var diyor. Kasımpaşa maçında herhangi bir Fenerbahçe taraftarı kelebek bıçağıyla sahaya inip Galatasaraylı futbolcuya saldırdıysa, öbürü gidip ense köküne vurduysa, güvenlik görevlileri Galatasaraylı futbolcuları tartakladıysa, Galatasaray teknik direktörünün oğlu bir ara kanserdi. Sonra Galatasaray şampiyon olunca birden bire iyileşti. Onu falan dövdüyse, kafasında, kafatasında falan eziklik varsa haklısınız. Fenerbahçe taraftarı terörist oradakiler diyelim. Haklısınız. Aynısını diyelim. Peki siz ne diyeceksiniz? Fenerbahçe taraftarı Kasımpaşa maçı tribünü komple doldursa ne değişecek? Madde atıldı mı? Kavgalar oldu mu? Olaylar oldu mu? Ya ne kadar gerizekalı bir şeyle, ee, cümlelerle açıklama yapmak zorundayım ya. Ya 35 bin kişi Fenerbahçe'de yani Kasımpaşa'da 35 bin olsun. Ne değişecek? Kelebek yok ola şeyde diyor arkadaşım biri de uydurmayın diyor. Ben demiyorum Densville diyor. Bıçak var diyor. İşaret fişeği varmış. Bıçak varmış. Ses bombası varmış. Yani işaret bir şey çok masumaneymiş bu arada bilginiz olsun. Bir süperlik maçını izlemekte ne var diyenler de çıktı çünkü Kesinlikle ve kesinlikle Doğru olduğunu anladılar bu sefer de yan çiziyorlar Yani arkadaşlar uzun lafın kısası karşımızda öyle bir kitle var ki Gerçekten bak Öyle bir kitle var ki Bambaşka bir kitle Bunu kanıtla Arkadaşlar da yapıyor falan yazanlar var. Ha bu arada Fethio Spor diye şey pardon Spor diye bir de demiş ki Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon Emniyet tarafından yapılan çalışma sonrası sahaya su çakmak meşale atan 5 kişinin Fenerbahçe taraftarı olduğu tespit edildi demiş. Ben de şöyle yazıyorum. İsimleri tek tek yazmayanın anasını avradını mı? Ya yani bunu mu söyleyelim? Hadi buyurun. Gerçekten artık artık yani 5 kişi. Arkadaş, siz emniyetin kayıtlarına ulaştınız. 5 kişinin adını soyadını paylaşın. Vallahi bak ben de lanet okuyacağım. Hatta şunu söylüyorum. O 5 kişi eğer ömrü billah ceza almazsa, cezaevine girmezse alçaksınız, şerefsizsiniz, namertsiniz. Vallahi bak. Madem 5 tane Fenerbahçeli tespit ettiniz mahkettata. Hepsine ceza verin. Ömür boyu futboldan men edin. 1 yıl boyunca imza attırın. Var mısınız? Ben varım. Ya nasıl bir kitleyle mücadele ediyoruz ya? Ananı avradını yazmış oraya. Yaz tamam ismini açıklamayın anasını avradını o zaman diyelim. Ama bu nasıl ifadeler nasıl cümleler ya? Ama ben diyorum size. Mutlu mu yaşamak istiyorsunuz? Galatasaraylıları engelleyin. Sosyal medyanızdan engelleyin. Twitter'da şurada burada denk bir geliyor. Engelleyin bak. Siz engelledikçe etkileşim alamadıkça kuduruyorlar. Galatasaray sayfalar falan bana denk gelen hepsini engelliyorum. Hiçbiri benden etkileşim alamasın. Hiçbiri. Direkten engelliyorum. Siz de engelleyin. Vallahi bak bunları engelledikçe daha çok kuduruyorlar. Adam yerine koymayın. Gelelim. Dün konuşmalara. CHP Trabzon milletvekili Sibel su içmez. Fenerbahçe vali koştan önce TFF sorgulanmalı dedi diye siyaset yapmayın diyor. Ortağı FETÖ'cü ne diyor? Asıl siz siyaset yaptınız. 2010-2011 kupası kimde diyor? Falan filan. Şimdi 2010-2011 kupası Fenerbahçe'nin müzesinde. Şanlı anlığın akıyla kanırta kanırta kazandığı kupa müzede. Sizin müzenizde ne var? Akvaryum. Boş bir akvaryum. Şimdi küfürsüz saldırmadan <laughs> arkasına aldığı güçle de değil sadece dürüst konuşarak yorum yap yapmanızı istiyorum. Arkasına bir güç almadan. Şimdi FETÖ acaba bize göre mi terör örgütü? Fenerbahçe'ye göre mi FETÖ terör örgütü acaba? Gerçekte masum bir sivil toplum kuruluşu mu? Hani biz terörist diyoruz ya. Acaba suç bizde mi? Çünkü bizim başımıza ne geldiyse biz FETÖ'ye terör örgütü dedikten sonra geldi. FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen kulüplerin FETÖ'cü futbolcularını bile sadece aidat ödemedi diye atan kulüplerin başına hiçbir şey gelmedi. Demek ki FETÖ'ye karşı çıkmak iyi bir şey değilmiş. Ben bunu öğrendim. Yılların getirdiği tecrübe. İki, yargıtay kayıtları. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alanlar. Cumhurbaşkanının bizzat kendi ifadesi. 15 Temmuz, Balyoz, Ergenekon. Hani biz bunları kafamızdan mı ürettik acaba? Böyle bir şeyleri yaşanmadı mı acaba? Kayıtlarda böyle bir şey yok mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Bitmedi. <laughs> Bitmedi. Dün çünkü utanç tablosu var. Dün utanç tablosu var. Beyin ölümü 12 numara Orgun direkt yazdığını okuyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş olan AK Parti Trabzon adayı Ahmet M. M Genç açık açık FETÖ kumpasını savunmuş ve aşağıdaki kumpasları yok saymıştır. Şimdi ben çok merak ediyorum. Gerçekten bak AK Partili arkadaşlarıma soruyorum. Başkasına sormuyorum. FETÖ diye bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa biz mi uydurduk? Yani gerçekten vallahi yemin ediyorum bak. Ahmet Metin Gençe göre 3 Temmuz kumpası gerçek değildir. FETÖ masumdur. 7 Şubat MİT darbesi gerçek değil FETÖ masumdur. 17-25 Aralık kumpası gerçek değildir FETÖ masumdur. 15 Temmuz darbesi gerçek değildir FETÖ masumdur. Bu saydığımız kumpasların hepsinde FETÖ firarileri, Zekeriya Öz, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Kansız gibi savcıların imzası vardır. Hangileri kumpas hangileri gerçektir? İşinize gelene kumpas, işinize gelmeyene gerçek diyen şerefsizdir diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı bu vitamin size gereken cevabı vermelidir, verecektir de diyor. Beşiktaş'tan bir açıklama geldi. Dahası da gelecek. Hiç kimse kumpasa uğrayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şikeci diyemez. Birisi Fenerbahçe'ye şikeci diyorsa sülalesi şikecidir. Birisi Fenerbahçe'ye şikeci diyorsa darbecidir, FETÖ'cüdür. 15 Temmuz'da karşı taraftadır. Fethullah Gülen'in atletine falan para vermiştir. Tapıyordur Fethullah Gülen'e. Birisi Fenerbahçe'ye şikeci diyorsa sülalesi şikecidir. Hayatı şikecidir. Tuttuğu takım şikecidir. UEFA ve KAS'a gönderilen tüm dosyalar FETÖ kumpas ürünü. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben mesela kim olsun? Sosyal medyadaki birisi olsun. Bir hani yavşak bir isim olsun. Gökhan mesela. Gökhan diye bir yavşağın ismi olsun. Yani sosyal medyada fenomen olsun bu yavşakta. Bu yavşaktan için ben dedim ki bu dedim çocuk tacizcisidir. Attım bir iftira. Bu yavşak da dedi ki ben çocuk tacizcisi değilim. Cizcisin lan. Hatta dedim elimde kanıtlarım var. Kanıtlarım. Beni mahkemeye ver. Vermezsen iki kat şerefsizsin dedim. Bu kanıtlara beni mahkemeye veremedi. Aklınıza ne gelir? Ulan bu bunu mahkemeye veremedi ne göre? lan demek ki adam haklı. Bu Gökhan denen yavşak demek ki böyle birisi dersiniz. Ben daha da arttırdım. Gökhan beni mahkemeye vermezsen senin ananı avradını dedim. Beni gene mahkemeye vermedi. Ne dersiniz? Yüzde yüz bu adam haklı dersiniz. Demek ki bunda bir inlik var. Bir, bir karaktersizlik, şerefsizlik var dersiniz değil mi? Anlaştık. Sonra birdenbire bu Gökhan arkadaş bana davalar açmaya başladı. Arka arkaya 5 tane 10 tane. Ne dersiniz? Ha, adam demek ki delil biriktirmiş. Mahkemeye taşındı. Mahkeme dedi ki Mustafa Hoca haklıdır. Mustafa Hoca'nın kanıtları daha gerçekçidir. Son karar mahkemenin verdiği karar. Şimdi bu Gökhan Yavşa tacizci oluyor değil mi arkadaşlar? Mustafa Hoca haklı oluyor. Şimdi ben de size diyorum ki bazı yavşaklar çıktı. Fenerbahçe şike yaptı. Şöyle yaptı, böyle yaptı dedi. Federasyona ele geçirdi. Federasyona sahte deliller, kayıtlar verdi. Federasyonu Fenerbahçe'yi Trabzonspor gönderdi. Bu kayıt mıdır? Delil midir? Yani UEFA'nın sitesinde Fenerbahçe Beşiktaş soruşturma geçirmiştir yazıyor. Eskişehirspor falan da yazıyor. Şimdi burayı anladık. Tescilli şikeci diyen arkadaşlara söyleyeyim. Tescilli şikeci Trabzonspor'dur. Gerçekten bak tescilli şikeci bu mantığa göre. Niye hemen yapmış Fenerbahçe maçına çıkmadan çıkmadığı için şike yapmış tamam Trabzon maçına da çıkmadı o zaman tescilli şikeci Trabzonspor'dur hemen maça çıkmadı Trabzon maçında da oynamadı hemen iki demek ki şike yapmış Trabzonspor yazın tescilli Yazar yazabilir miyiz yazamazsınız 2 i̇ki. İki. Trabzonspor'un kendi ifadesi var biz şampiyon olmadık bizi federasyon gönderdi diye UEFA'ya yazdığı mektup var direkt delilli belgeli fakslar var arkadaşlar açın bakın ne demek biz şampiyon olmadık? Demek ki Fenerbahçe'nin şampiyonu Trabzonspor kabul ediyor. Mesele kapanmıştır. Ben devam edeyim. O kumpasa imza polis, savcı, hakim, yargıçlar ve sürgünde ya da Silivri'de çürümektedir. Hal böyleyken bir şehirden oy almak için bu kadar alçak olmaya, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya, FETÖ kumpaslarını aklamaya çalışmaya gerek var mıydı? Aşağılıksınız, riyakarsınız. Gerçeklere ulaşmak isteyen Cumhurbaşkanlığı sitesinde de yer aldığı üzere 3 Temmuz'un FETÖ kumpası olduğunu açıkça görecektir. Haddinizi bilecek, Terör kumpaslarını meşru hale getirme cüretini sergilemeyeceksiniz. Ahmet M genç diyor. Şimdi ben hepinize soruyorum. FETÖ diye bir şey var mı yok mu? Ben artık olmadığına inanıyorum. Ben artık FETÖ'nün masum bir şey olduğuna, sivil toplum kuruluşu olduğuna, benim kendimin Cumhurbaşkanının falan iftiracı olduğunu düşünmeye başladım. Artık biz iftira atmışız demeye başladım. Eğer bu arkadaş hala AK Parti'nin şeyi olacaksa, adayı olacaksa eğer bu arkadaş Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a şikeci deyip hiçbir ceza almayacaksa bu kadar insanları gerecekse demek ki FETÖ diye bir şey yok. Bakın ya bu saatte sonra FETÖ diye bir şey yok denilsin. Uydurma denilsin. 15 Temmuz yalan desin. 15 Temmuz'u yalanlayandan tiyatro diyenler haklı denilsin. Vallahi bak herkes kurtulsun. Ya da gereken neyse en set şekilde veriz. Hem Fenerbahçe taraftarı hem Beşiktaş taraftarı çok ciddi tepkisini aldı. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu laflar Açık açık Recep Tayyip Erdoğan'a kafa tutuyor. FETÖ diye bir şey yok diyor. 15 Temmuz diye bir şey yok, sen uydurdun diyor. Ben bu cümlelerden bunu anlıyorum. E umarım net kararlar alınır. Vallahi çok net kararlar. Alınır? Ya bir şehrin hakkını, bir şehrin hakkını savunabilirsiniz. Hiç önemli değil. İstediğiniz şehrin savunabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe forması giyiyor diye Trabzon'da linç ediliyor insanlar. Peki Diyarbakır'da Trabzonspor forması giydi diye birini linç etseler bütün Diyarbakırlara PKK'lı diyeceksiniz demeyecek misiniz? Terörist diyeceksiniz. O, onu yapanları yapmayanları hepsini terörist ilan edeceksiniz. Trabzonspor forması giydi diye Diyarbakır'da bir insana şiddet uygulanırsa o insanları terörist ilan edersiniz de. Fenerbahçe forması giydi diye şiddet uygulanırsa o insanları ne ilan edersiniz? Ali Koç eğer 2 Nisan'da bu takımı ligden çekmezseniz alayınızın aldığı her nefes haram olsun. FETÖ ile mücadele ettik diye yıllardır yemediğimiz laf çekmediğimiz eziyet kalmadı. Yetmez gibi hala çikeci lafları duyuyoruz. Hala iftiralar duyuyoruz. Hala tehdit ediliyoruz. Lig bizi çoktan atmış sistemin dışına. Çoktan çıkmışız. Daha neyin beklentisi? Ha iki insanda siz bir kez daha sorun. Bizim terör örgütüyle mücadelemiz boşuna mıydı? Yoksa biz terör bu terör örgütü değil miydi? Sorun bizde mi diye siz sorun Ali Koç. Siz sorun. Aynı zamanda AKP Trabzon Belediye Başkanı adayı Ahmet Metin Genç'in ortağı FETÖ kapsamında tutuklanmış. Trabzon Baro Başkanı ve gençin ortağı Orhan Öngöz tutuklanmış. Ortaysar Belediye Başkanı'nın ortağıymış. Haberler var arkadaşlar. Yani sosyal medyayı açıp bakabilirsiniz. Geçen salı günü 4 avukatla gözaltına alınan Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz Fethullah Açı Terör Örgütü kapsamında tutuklandı diyor. Şaşırmadım. Gram şaşırmadım. Yani ben bu saatten sonra Gerçekten 15 Temmuz var mı yok mu? Hepsini çok merak ediyorum. Ben AK Parti'den cevap bekliyorum. AK Partili arkadaşlarımdan cevap bekliyorum. FETÖ bir terör örgütü müdür? Yoksa FETÖ'yü terör örgütü görenler terörist midir? Mesela ben FETÖ'yü terör örgütü görüyorum. Ben terörist miyim şimdi? Ben onu merak ediyorum. Beşiktaş'ın uzun uzadıya açıklaması var. Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş'ın masif grubu olarak siyasetle aramızda hep mesafe koyduk. Tüm siyasi partilere şık durmayı başardık. Onurlu bir geçmişe sahibiz falan filan. Siyasi ikballeri doğrusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız falan diyor. Açık açık bunlar da diyemiyor arkadaş biz şöyleyiz böyleyiz diye. Açık açık deyin. Biz ucu değiliz, şucu değiliz. Kim ucuysa bucuza. Bir de şunu da çok ısrarlı bir şekilde söyleyeyim. Kim 15 Temmuz'u falan meşru görüyorsa ya da onun olduğunu iddia ediyorsa, kim Fenerbahçe'ye şikeci diyorsa, geçmişini araştırın mutlaka bir yerde FETÖ çıkacak. Ya maklubesini yemiştir, ya yurdunda kalmıştır, ya cemaatine para vermiştir, ya gazetesine abonedir, ya dergisine abonedir. Ciddi söylüyorum bak. Mutlaka çıkar. Fenerbahçe'ye kim şikeci diyorsa mutlaka çıkar. Ya şaşmaz. Ama ben dediğim gibi çok merak ediyorum. Acaba FETÖ diye bir şey yok da biz mi ürettik? biz mi hani arkasına sığındık diye düşünüyorum. Artık derin düşünceler içerisine girdim. Ve merak ediyorum. CHP'nin takım otobüsü şeyi takım otobüsü diyorum. Seçim otobüsü Trabzon'da taşlanıyor. Fenerbahçe'nin takım otobüsü takımı malum. Ben e eğer ülkede adalet olsa Trabzon'daki Fenerbahçe maçları 50 sene boyunca seyircisiz oynanır. Hocam köşne 50 sene. 50 sene. 50 sene seyircisiz oynanır. Ve Fenerbahçe'ye de denir ki eğer sizin stadınızda da bir olay olursa aynısı size de geçerli. Provokatörleri engellemek için ne lazımsa. Ya ne demek orada çevik kuvvetin olmaması? Orada çevik kuvvetin olmaması ne demek? Bakın Fenerbahçe ligden çekilmeyi tartışıyor ya Fenerbahçe Ersin Düzen çok güzel anlatmış. Şimdi burada kullanamam, telife girer. Ersin Düzen çok güzel anlatmış. Ben de kısaca hani söylemek istediklerimi kısaca anlatayım size. Fenerbahçe diyor ki kardeşim Denizli'de benim başıma geldi. Ben 3 kez son maçta şampiyonluğu kaçırdım. Bana 3 kez son maçta şampiyonluğu kaçıran takıma diyorlar ki 18 maçın 17'sini satın aldım. Bunun içinde Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş galibiyetleri var. Allah'ınız, dininiz, kitabınız, Kur'anınız, imanınız, çoluğunuz, çocuğunuz her, herkesin başı göz üstüne bana bir şunu söyle. Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında 4-0 yenecek Süper Lig'de. Süper Kupa'da da 5-0 yenecek desem lige devam edecek desem. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Fenerbahçe şampiyon olmaz diyebilir misiniz? Hocam sen Galatasaray 4-0 yeniyorsan zaten öbürlerini rahat yenersin dersiniz değil mi? Deplasmanda Beşiktaş'ı yenmiş. Trabzonspor'u yenmiş ve Galatasaray'ı yenmiş bir takımın şampiyon olmasına şike diyebilir misiniz? Diyebilir misiniz? İyi de Galatasaray da deplasmanda Beşiktaş'ı bir sıfır yendi. Evet kendi kalelerine attığı gol. Trabzonspor'u 5 1inde Hayır Trabzonspor'u yemedi. Galatasaray A2 takımını yendi. O gün sırıtıyorlardı. O gün memnunlardı. Neyse ben konumu dağıtmayayım. Fenerbahçe diyor ki arkadaş ben Denizli'de mağdur edildim. Benim otobüsüm kurşunlandı. 3 Temmuz benim başıma geldi. Yıllardır hakkım yeniliyor. Benim şampiyonluklarım çalınıyor. Ama kadron kötü dediniz. Ama hocan kötü dediniz. Kadroyu da kurduk. Hocayı da kurduk. Rekor üstüne rekor kurduk. Yani hepsini kırdık. Rekorun kitabını kırdık. Sen karşımdakini kolluyorsun. Beni doğuruyorsun. Yetmedi Trabzon'da iç savaş çıksın diyedir belki de. Çevik kuvvet yok, polis yok, arama yok, tarama yok. Bu kadar olayın içinde ben sağ salim çıktım. Ben adım gibi eminim. Buradan sekti bir sonraki maç. Oradan sekti bir sonraki maç. Oradan sekti bir sonraki maç. Sahaya artık roket atar mı atacaksınız? Tribünlerimi aşağı indireceksiniz. Ben anladım artık derdi diyor. Siz istiyorsunuz ki iç savaş çıksın, karışıklık çıksın. Adı da Fenerbahçe yaptı olsun. Ben bu oyunda yokum diyor. Fenerbahçe siz beni dinlemediniz ben de sizi dinlemiyorum diyor. Ne ceza veriyorsanız da verin diyor. Ben taraftardan toplarım cebimden veririm ben bir şekilde öderim diyor. Hadi siz ödeyin ne ödeyeceksiniz. Fenerbahçe eğer ligde kalırsa bak diyorlar ki hocam Fenerbahçe her zaman mücadele eder. Kimle? Kimle mücadele eder? Fenerbahçe takım otobüsünü kurşunlayanlar 3275 gündür bulunamadı. Kimle mücadele edeceksiniz? Bulun Hadi takım otobüsünü kurşunlayanlar bulun da bir açıklasanız da kimlermiş. Hakikaten bak çok merak ediyorum. Takım otobüsümüzü kurşunlayanların bir isminizi tek tek sayar mısınız? Hangi adalet? Hangi adalet? Trabzonspor başkanı diyor ki sahaya giren şey diyor taraftarın diyor başına bir şey olsa biz ne yapacaktık diyor. Sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamla ne de delikanlı hasar. O zaman sahadaki futbolculara da şerefsizce saldırıldı. Çünkü hiçbirinde savunacak bir şey yoktu. Sadece futbolcuydu. Mesela Tadiç'e vuranlar şerefsizce vurdu. Tadiç'in herhangi bir şeyini gördünüz mü? Edepsizliğini. Hadi o Sterbol'da yatıyorsunuz balık tutma yapmış. İrfan Can Eğribayat atıyorsunuz balık tutma yapmış. Senin oyuncun da Kadıköy'de böyle böyle kuş hareketi yapıyordu. Dilini çıkarıyordu. Uğurcan tribünlere bak hareket çekiyordu. Maç bitiminde Uğurcan'ı falan havaya attılar. O zaman sizinkilerin hepsini öldürmeleri lazımdı milletin. Bu mantığa göre... Ama hiç şişe bile atılmamış. Bu sezondan bahsediyorum. Geçmiş sezonda atılırsa bilemem. Yani ben şeyi anlamadım. Sahaya giren taraftardan için diyor ki sahaya giren taraftardan için o taraftarın bir başına bir şey gelseydi diyor. Biz ne yapardık diyor. Ailesine nasıl açıklardık. Herhalde farkında değil köşe gönderini bıçak gibi yapmış Mert Müldür'e sokacaktı. Mert Müldür'ün ensesinden sokup öldürseydi biz Mert Müldür'ün ailesine zaten bir şey diyemezdik. Dünyaya ne derdik? Ya arkadaş. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çocuk yetiştirirken de bu başınıza gelir. Fazla müsamaha başınıza bela getirir. Fazla müsamaha. Fenerbahçe 2 Nisan'da bu kirli düzeni yıkacak. Masayı devirecek. Fenerbahçe'nin etinden sütünden faydalanıp dışlama, çelme takma, kumpas kurma, şampiyonluklarını çalma devri bitti. Sporda devrim yapılacak. Lamıcimi yok. Lamıcimi yok. Hocam çok ciddi cezalar almış. Alalım lan. Hocam sadece birinci lige değil ikinci lige düşürmüş. Düşürmezseniz Allahsızsınız lan. Hocam işte Fenerbahçe'ye bu sezonun faturası kesilecekmiş. 30 milyon euro. Kesmezseniz Allahsızsınız lan. Biz hepsini göz aldık. Hepsini göze aldık. Siz de demagoji yapıyorsunuz. Blöf yapıyorsunuz. Şampiyonluğa inanmıyorsunuz demek ki. Demek ki son dörtlükte kaybederiz diye. Biz şampiyonluğa değil biz adaletinize inanmıyoruz. Bunu anlayamayacak kadar kas kafalı olamazsınız herhalde. Biz adaletinize inanmıyoruz. Kasımpaşa maçı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın Antalya spor maçı. Şikeli iki tane maç. Bir takımdan alıp diğer takıma verilen iki tane maç. İki maçı da Galatasaray kaybetse. Fenerbahçe dört ne göçse. Trabzon'da bu olaylar olmasa. Maç 60. dakikada hükme Fenerbahçe lehine tescil edilmiş olsa. Şimdi size soruyorum. Fenerbahçe şimdilikten çekiliyorum dese ne derdiniz? Ya bunların da derdi başka derdiniz. Eğer Fenerbahçe devam etsin ama Kasımpaşa maçında, ama şey, ama Karagümrük maçında, ama diğer maçlarda, ama başka maçlarda mutlaka başına daha beter olaylar gelecek. Mutlaka takımın birerekten şey yapmış, maçtan çekilmiş, öbürü hakem dövmüş, öbürü başka bir şey yapmış. Bu kadar şey olmuş. Sezon tertemiz ama Fenerbahçe ligden çekilmek istiyor. Bir sıkıntı var. Yabancı şey hakem olayı. Yabancı hakem olayı. Ya Galatasaray bakıyor ki ulan Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor yabancı hakem falan karşıyız. Hangi namutsuz bunu söylüyor? Bakıyor ki Fenerbahçe'nin üstüne oynuyor herkes. Biz yabancı hakeme tamam diyoruz. Kabul. Getirin istediğinizi getirin. Bakıyor ki Fenerbahçe iyi, iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin maçı kendilerinden sonra hemen başlıyorlar. Şöyle be falan filan. Ali Koç şöyledir böyledir. Bakıyorlar ki Fenerbahçe o maçı kazandı. İtidar çağrısında bulunuyoruz. Lütfen insanları provoke etmeyin. Böyle şeyler olmaz. Galatasaray'ın kültüründe bu yok. Galatasaray'ın kültürü eğer Dursun Özbek ve Erden Timur'un son iki yılki açıklamalarıysa vah o kültürün haline. Hani Dilber'in kültürü daha iyi. Gerçi hiç izlemediğim bir dizi ama sosyal medyada gördüğüm kadarıyla söylüyorum. o, o kültür daha iyi yani. Bana öğretmen arkadaşlarım da çok soruyor. <laughs> Blöf yapıyor sizinkiler. Çekilemezler diyor. Nah çekilemezler. Çekilecekler diyor. <laughs> Blöf yapıyorlar. Çekilemezler diyor. Niye diyorum? Ceza alırsınız diyor. Sanki biz ceza alacağımızı bilmiyoruz. Aptalız. Kafamız basmıyor. Yani sadece öylesine söyledik. İstediğimizi elde etmek için. Hatta şey diyorlar. Fenerbahçe futbolcuları ceza almasın diye. Bak ben hepsine odri meydan. Federasyona da odri meydan. Diğerlerine de odri meydan. Fenerbahçe futbolcularına 50 şer maç verin. Vermezseniz adam değilsiniz. Verin 50 şer maç. Bundan sonra herkes saha zeminine insi futbolcu dövsün. Benim bak benim ne kadar şerefli, haysiyetli bir adam olduğunu biliyorsunuz. Ben size ne dedim? Dedim ki benim sadece tasnif etmediğim şey şu. Kişi yere yatırılmış Osterwold'a gidiyor yüzüne tekme atıyor. Sonra baktım ki kelebek bıçak var. Şimdi o kelebek bıçağı da güvenlikçi birdenbire alıyor cebine atıyor. Hepsinin görüntüsü var. Kardeşim Trabzonspor bütün stat kamerası elinize değil. çıkan stat kamerasını. Değil ki bakın oradaki kelebek değilmiş. İşaret bir şeymiş. Biz de susalım. Bitti. Koridor görüntülerini verin. Bakın hiç arbede olmadı. Yalan söylüyorlar. O sayının falan kafa çarpmadı deyin. Biz de susalım. Arama görüntülerini verin stada girişte. Mesela bu maskeli arkadaşın stada girişinde. Bakın hiç geçmemiş. Demek ki statta yatmış deyin. Biz de inanalım. Maalesef ve maalesef. Türkiye gerçekleri bunlar. Uzun lafın kısası ben bu videoya ne başlık koyacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama Süper Lig maçlarını durdurup 3 puanı silecekseniz önce Galatasaray'ın silin. Sonra Trabzonspor'un silin. Puan silme olmaz bu arada bilginiz olsun. Cahil cahil konuşuyorlar. Yani ee, cahil cahil konuşuyorlar. Geçsinler bunlara. Puan silme cezası olmaz. Ama şunu söyleyeceğim. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Her Trabzon maçında bunlar oluyorsa Sıkıntı Fenerbahçe'de midir? Ya Trabzon maçı. Trabzonspor'un galip geldiği maçta bile olay oluyorsa sıkıntı Fenerbahçe'de midir? Bunu da size soruyorum. Ve e, bu arada Levent Tüzemen demiş ki Fenerbahçe ligden çekilemez. Devlet buna izin vermez. Devlet izin vermez değil. Hükümet izin vermez diyeceksin. Önce bir cümleyi kurmayı öğren. İkincisi de Devletin, hükümetin siyasete bu kadar girmesi zaten bizim şikayetçi olduğumuz olaylardan birisi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir bak Trabzonspor'a gönül vermiş yurdum insanı. Seni bir şey için kullanıyorlar nasıl mı demiş 1907 medya. Bir Sen Kadıköy'de galibiyet alına sahanın ortasında gönlünce kutlayabiliyor musun? Evet. 2- Sen Trabzonspor hakkında formanda Kadıköy'de kendi haline gezebilir misin? Evet. 3- Fenerbahçe Trabzonspor arasında sakin geçen maçlarda gayet de başarılı mısın? Fenerbahçe içeride dışarıda yendiğin oldu mu? Evet. 4. Ne zaman taşkınlık çıkarıp olaylara vesile olduysan o maçı mağlup tamamladın mı? Evet. Bu olayların hiçbiri Fenerbahçe taraftar tarafından çıkarılmadı. Doğru mu? Evet. Senin derdin ne o zaman? Dert ayrılcalık. Dert kullanmak. Dert başka bir şey. Dert başka bir şey. Yani iş artık küstahlığa doğru gidiyor. Ben istediğimi söylerime doğru gidiyor. Burada hani bakalım ne olacak. Ama bunu bu meseleyi çözmek çok basit. Bu meseleyi devlet çözebilir. Fenerbahçe çözemez. Fenerbahçelikten çekilsin. Hepiniz rahatlayın. Gidin Galatasaray'ın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalın. Gidin Fenerbahçesiz birlikte kazanın para. Ben çok büyük iddiada bulunuyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi 4'te 3 oranında küçülmeye gidecekler. 4'te 3. 4'te 3 oranında küçülmeye gidecekler. Mecburlar. Ha iş buraya gelmesin. İş buraya gelmesin. Fenerbahçe diye Hepiniz memnunluktan mutluluktan halay çekin. Önce bir birkaç ay sevinin de. Sonra zaten Anya'yı, Konya'yı göreceksiniz. Allah herkese vicdan merhamet ve versin, adalet versin, adillik versin. Adillik değil, adillik versin. Benim söyleceklerim bu kadar. Videoya başlık düşünmeye başlıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.